Dop dolu bir astroloji gündemiyle karşınızdayım. Ben astrolog Yasemin Sürer. 13-19 Aralık haftası gökyüzü oldukça hareketli. Merkür ve Mars burç değiştiriyor. Yani enerjiler değişiyor. Yine Venüs ve Plüton yeni kavuşum yaptı. Kavuşum enerjisini size anlatacağım. Ve Venüs bu pazar günü geri hareketine başlıyor. İlişki ve para konularını ilgilendiren önemli bir konu olduğu için bundan da bahsedeceğim ve yine aynı gün 19 Aralık'ta gerçekleşecek İkizler Dolunay'ın etkilerini size anlatacağım. Yılın artık sonlarına yaklaşırken benim bu genel yorumlarımı da dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Tüm bunları anlattıktan sonra tüm etkilerin genel hatlarıyla burçlar üzerindeki etkilerini de anlatacağım. Geçen hafta 19 Kasım ay tutulması Mars tarafından tetiklendi ve biliyorsunuz Mars Akrep Burcu'nun son derecelerine ilerlediği için bizi zaman zaman öfkelendirdi, daha tahammülsüz yaptı. Üzerine bir de Jüpiter ile zorlu bir açı oluşturduğu için bu duyguları daha da büyüttü ve abartılı hale getirdi. Akrep enerjisi derinlikle, krizlerle ve parayla da alakalı olduğundan aslında bütün olumlu olumsuz duyguları da ortaya dökmüş oldu. Geçen hafta Merkür-Neptün kare açısı da belirsizlik, yönsüzlük, kararsızlık gibi etkiler yaptı. Daha yorgun ve kafamız karışık hissetmiş olabiliriz. Şimdi ise Mars Pazartesi öğlen saatlerinde Yay burcuna geçiş yapacak ve 24 Ocağı kadar burada kalacak. Ve Merkür de aynı gün akşam saatlerinde Oğlak burcuna geçiyor olacak ve 2 Ocağı kadar burada kalacak. Hayat enerjimiz, düşünce ve iletişim şeklimiz değişiyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz yay ateş elementini dolayısıyla daha cesur, daha hareketli, daha yerine duramayan bir enerjiye geçiş yapıyoruz. Tabii Venüs ve Plüton Oğlak burcunda kavuşumda ve Merkür de Pazartesi Oğlak burcuna geçiş yapıyor dedim. Demek ki Oğlak enerjisi aktif. Yani daha mantıklı, sınırlara önem veren, zaman zaman mesafeli, daha planlı, programlı ve uzun vadeli hareket eden ve kararlar alan bir yapıya bürüneceğiz. Daha üzerinde düşünülmüş ve akılcı bir harekete geçme enerjisinde olacağız. Etkileri bir süredir başlayan Venüs ve Plüton kavuşma enerjisinin içindeyiz. Ve Mart ayına kadar toplam 3 defa bu ikili kavuşum yapacak. İlki 11 Aralık tarihinde gerçekleşti. Venüs ilişkiler, beğenilerimiz, hayattan zevk aldıklarımızı ve parayı temsil ederken Plüton da kökten değişim ve dönüşümlerin gezegenidir. Bu iki gezegen Oğlak burcuna kavuşacak ve Venüs'ün 19 Aralık itibarıyla geri hareketine başlamasıyla birlikte 25 Aralık ve 3 Mart 2022 tarihinde tekrarlanacak. Dolayısıyla Mart ayına kadar bu kavuşum etkilerini yaşayacağız. İlişkiler ve parayla ilgili konular sık sık önümüze gelecek. İlişkilerde tutku ve kıskançlıklar fazlalaşabilir. İntikam ve öfke gibi duygular da çoğalabilir. Bunlara kapılmamak, bu duygularla yüzleşmek gerekir. Eskiye dair finansal konular tekrar önümüze çıkarken haksızlığa uğrayanlar hak edişlerini almaya başlayacak. Venüs 2020'den bu yana Satürn, Jüpiter ve Plüton'un Oğlak burcunda geçtiği dereceleri aktive ediyor. O zaman diliminde sosyal koşullardaki temel değişikliği içeren mevcut küresel krizin enerjik temel taşı atıldı ve 2021 yılına damgasını vuran Satürn-Uranüs kare açısıyla geçmiş ve gelecek arasında sıkışma yaratan büyük bir enerjiyle bu ilerletilmeye başlandı. Bu sebeple şimdi Venüs hem ilişkiler hem de para konularında toksik düşüncelerimiz, davranışlarımız ve bakış açılarımızla mantığımız ön planda sınırlarımızı belirleyerek bağımlılıklarımızı ve alışkanlıklarımızı bırakıp yeni düşünce ve davranış kalıpları oluşturmamıza etken olacak. Venüs Kova burcuna geçene kadar bir nevi dejavu hissiyle hem kolektif hem de kişisel düzeyde bunları yaşayacağız. Oğlak burcundaki Venüs ilişki ve parasal konularda sorumluluk almamızı isterken 19 Aralık 29 Ocak 2022 tarihlerinde geri harekete sırasını bu alanlara bakmayı ve değerlendirmeyi bize hatırlatacak. Plüton bunlar yüzeye çıkarken olumsuzluklardan kopulmasına ve dönüşümü sağlayacak. Zaten transformasyon gezegeni olduğu için bu dönüşümler kalıcı olacak. Zaman zaman tabii bunlar bizi zorlayabilir. Bazı kayıpları da beraberinde getirse de alt metinde bunların neyin neden olduğunu bilirsek
Bu dönemi daha olumlu ve bilinçli, yani farkındalıklı bir şekilde geçirebiliriz. Şimdi Venüs'ün yer hareketinin etkilerini hafta sonu itibariyle yoğun hissetmeye başlayacağız. Özellikle ilk giriş günleri 18, 19, 20 Aralık günlerinde ilişkilerde ve parasal konularda bazı zorluklar oluşabilir. Üzerine bir de Merkür Şiron karesi var. Bu hafta sonu yani iletişim sıkıntılarına dikkat etmeliyiz. Venüs retrodayken yeni ilişki başlangıçlarını önermiyorum. Çünkü yeni başlayan ilişkiler daha krizli ve sıkıntılı olur. Yine estetik ve güzellik işlemlerini hiç tavsiye etmiyorum. Gerekmedikçe yaptırmamanızı tavsiye ederim. 19 Kasım Boğa burcundaki ay tutulmasını anlattığım videomda ekonomik ve finansal zorlukları beraberinde getirecek ve yönetici gezegeni Venüs'ün geri hareketine başlayacağı 19 Aralık 29 Ocak 2022 tarihleri bu etkileri global ve ülkemizde de maalesef daha yoğun yaşayacağız demiştim. Bireysel düzeyde bu dönem tüm ilişkiler yeniden derin bir gözleme tabi tutulacak. Burada görmeniz istenen en önemli konu ise bastırılan korku ve bağımlılıklarla yüzleşmek, kişilere, statüye ve paraya sahip olmak ve bunlarla değer yaratmak, üstün olduğunu hissetmek gibi aslında alt metninde değersizlik ve özgüven korkularının olduğuyla insanları yüzleştirecek. 4 Aralık Yay burcundaki Güneş tutulması 24 Aralık'ta gerçekleşecek. Son ve 3. Satürn Uranüs karesi ile ani gelişen, zaman zaman zorlayan olaylarla birlikte hayatlarımıza yeni sayfalar açmaya hazırlanırken Venüs ve Plüton kavuşum enerjileri ilişki ve para konularına bakış açılarımızda önemli dönüşümleri beraberinde getirecek ve böylece kendimizi toksik ilişki ve davranışlardan özgürleştirmeye başlayacağız. Bu hafta başında hafta ortasına kadar etkili olacak Mars Güney Ay düğümü kavuşumu gerçekleşecek. Geçmişe dair bazı konularla ilgilenmek durumunda kalabiliriz. Hafta ortasına kadar fazla aceleci hareket etmeyin, sakince sistemli yapılması gerekenlere odaklanın. Haftanın en güzel açılarından olan Güneş ve Jüpiter 60'lık açısı Cuma günü netleşiyor. Bu bize iyi gelecek, şans ve fırsatlar sunacak. Hafta sonu Merkür ve Şiron arasındaki kare açı Pazar günü gerçekleşecek. İkizler dolunayında da önem arz ediyor olacak. İletişimde kırıcı ve yaralayıcı olmamaya dikkat etmeliyiz. Zaten Merkür, Dolunay'ın gerçekleşeceği İkizler Burcu'nun yöneticisi, yani bu ay sonuna kadar özellikle iletişimde kuralcı ve bu illa böyle olmalı gibi emir cümleleri kurmayalım. Aynısı kendimiz içine geçerli. Belki de bu kuralcı düşünce yapılarımızla yüzleşeceğiz ve bunları fark etmeden kendimizi nasıl baskıladığımızı anlayacağız. Haftanın son gününde yılın son dolunayı olan sabah 07:35'te İkizler Burcu'nun 27 derecesine gerçekleşecek bir dolunayımız var. Son 15 günlük yapılanlardan artık bir tamamlama enerjisi ortaya çıkaracak. Yakın çevremiz, kardeş, akraba, yakın mesafe yolculuklar, eğitim, sosyal medya ve iletişim konularını ön plana çıkaracak bir dolunay enerjisi olacak bu. Haftanın genel etkilerinden size bahsettikten sonra küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Evet, hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili Koç ve yükselen Koç burcu, Pazartesi günü Mars Yay burcuna geçiyor. 24 Ocağı kadar burada kalacak. Bu sizi harekete geçirecek, motivasyon ve cesaret katacak. Aynı gün Merkür Oğlak burcuna geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Yani bir taraftan daha cesur ve girişken olurken bunu planlı, programlı, uzun vadeli düşünerek yapacaksınız. Olaylara daha ciddiyetle bakacaksınız ve daha mantıklı ve analitik düşüneceksiniz. Kariyeriniz ve hedeflerinize daha fazla odaklanacağınız bu süreçte yöneticileriniz veya üstlerinizle daha fazla iletişime geçebilirsiniz, görüşmeler yapabilir ve kariyer konularına yeni girişimler ve başvurular yapabilirsiniz. Ticari ve hukuki girişimler, yurt dışı bağlantılı işler ve eğitim konularına destek alıyorsunuz. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocağı kadar devam edecek. Bu da kariyeriniz, statünüz, kazançlarınızla ve de ilişkilerinizle ilgili bir değişim ve dönüşüm sürecine gireceğinizi gösteriyor. İş değişiklikleri, işten ayrılma,
Evlilik ve ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek ve buradaki eski bakış açınızı kırmaya başlayabilirsiniz. Bu hafta sonu bu etkiler başlıyor. Bir de pazar günü gerçekleşecek ikizler dolunayından da bahsedeyim. Yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınızla yanlış anlaşılmalar ve iletişim sıkıntıları oluşabilir. İletişim kurarken daha temkin ve çözüm odaklı yaklaşmanız daha iyi olacak. Yazılı ve sözlü, resmi imza gerektiren işler, alım-satım konularında yapmanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Bir tamamlanma etkisi olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, Pazartesi günü Mars Yay burcuna geçiyor ve 24 Ocağı kadar burada kalacak. Ortak maddi kaynaklarınızla ilgili konular önünüze gelebilir ve bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Eşinizin veya ailenizle ortak kazançlarınız, miras, vergi, borç, kredi gibi konularla ilgili mücadelenizi arttırabilirsiniz. Yine ailede bir sağlık sorunu veya ameliyat konusu gündeme gelebilir. Aynı gün Merkür Oğlak Burcu'na geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Daha mantıklı ve uzun vadeli düşüneceksiniz. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketini başlayacak ve 29 Ocak'a kadar devam edecek. Venüs sizin yönetici gezegeniniz. İlişkileriniz ve para konularıyla ilgili bir değişim ve dönüşüm sürecine gireceğinizi gösteriyor. Bu süreçte ilişkiye bakış açınız, yine paraya bakış açınız değişebilir ve bu konularda bazı problemler ortaya çıkabilir. Hayatta sizi neyi mutlu edip etmediğini sorgulayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bu hafta sonu bu etkiler başlıyor. Pazar günü gerçekleşecek bir de ikizler dolunayımız var. Gelirleriniz ve kaynaklar konusunda bazı tamamlanmalar ve netleşmeler oluşmaya başlayacak. Yakın çevrenizle halletmeniz gereken meseleler önünüze çıkabilir. Yine iletişimde bazı yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Bunları önümüzdeki 15 günlük süreçte halletmeye çalışabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, Pazartesi günü Mars Yay burcuna geçiyor ve 24 Ocağı kadar burada kalacak. Bu sizi destekleyecek bir etki. İlişkiler, işbirlikleri ve ortaklıklar konusunda sizi motive edecek ve harekete geçirecek. Yalnız zaman zaman ilişkilerinizde biraz daha tartışmaya açık olabilirsiniz, çabuk gerilebilirsiniz. Bunu dengelemenizi tavsiye ederim. Aynı gün Merkür Oğlak burcuna geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Eşiniz veya ailenizle birlikte ortak maddi kaynaklarınızla yine borç, kredi, vergi, miras yani ödemeler konusuyla ilgili de yazılı sözlü yapmanız gerekenlerle daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Düşünceleriniz bu olanlara daha fazla yoğunlaşacak. Zaman zaman beraberinde krizleri de getirecek ama sorumluluklarınızın bilinci davranırsanız uzun vadeli çözümler bulmayı başaracaksınız. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketini başlayacak ve 29 Ocağı kadar devam edecek. Yine yukarıda bahsettiğim konularda ortak ödemeler, maddi konularla ilgili problemler gündeme gelebilir ve destekler de alacaksınız. İlişkilerle ilgili de bir dönüşüm sürecinden geçiyorsunuz. Eski beğenileriniz, eski bakış açılarınız derinden değişiyor. Ailede bir sağlık ve ameliyat konusu 29 Ocağı kadar gündeme gelebilir. Siz bu etkiyi 8. evinizden aldığınız için bu süre zarfında içe dönmek, korkularınızla yüzleşmek ve iç gücünüze odaklanmanızı tavsiye ederim. Hayatın anlam ve manasını daha fazla sorgulayabilirsiniz ama dediğim gibi bu süreçten çok daha güçlenmiş çıkacaksınız. Pazar günü burcunuzda gerçekleşecek bir de dolunayımız var. Başta kendinizle ilgili olmak üzere İlişki, aile ve işle ilgili belirsiz olan konularda düşüncelerinizi, kararlarınızı netleştirecek bir süreç olacak önümüzdeki 15 gün. Çevrenizde zaman zaman iletişim sıkıntıları oluşabilir ama dediğim gibi son zamanlarda uğraştığınız konularla ilgili tamamlamaları sağlayacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, Pazartesi günü Mars Yay burcuna geçiyor ve 24 Ocağı kadar burada kalacak. Bu sizi destekleyecek bir etki. İş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlık koşullarında koşturmalarınız artabilir. İş arkadaşlarınıza bu süreçte daha fazla tartışmalara açıksınız. Buna dikkat edin. Mars sağlık evinizden geçeceği için sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin derim. Aynı gün Merkür Oğlak Burcu'na geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. İlişkiler ve ortaklıklar konusunda güzel destekler alacaksınız. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocağı kadar devam edecek.
Sizin ilişkiler ve ortaklıklar evinizde bu etkiyi alıyorsunuz. İlişkilerinize daha hırslı ve sahiplenici davranabilirsiniz. Maddi konularla ilgili bu eşinizin veya ortağınızla ortak paralarınız da olabilir. Bazı sorunları halletmeniz gerekebilir. Plüton da işin içinde olacağı için bu süreçte ilişki, beğenileriniz ve para konularında dönüşümden geçeceksiniz. Sizi mutsuz eden şeyleri daha rahat görüp değiştireceksiniz. Pazar günü gerçekleşecek bir de ikizler dolunayımız var. Sizin bilinçaltı evinize gerçekleşecek. Biraz daha fazla içe dönmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz ama son zamanlarda kararsız kaldığınız konularda düşünceleriniz önümüzdeki 15 gün netleşmeye başlayacak. Tamamlamalar beraberinde gelecek. Zaman zaman işinizde veya yakın çevrenizde anlaşılmıyor duygusu çoğalabilir ama buna fazla kendinizi kaptırmayın lütfen. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan Burcu, Pazartesi günü Mars Yay Burcu'na geçiyor ve 24 Ocağı kadar burada kalacak. Hayat enerjiniz yükseliyor. Daha cesur ve girişken olacaksınız. Aşk hayatınız, partnerinizle, çocuklarınızla veya da yaratıcılığınız artacağı için hobilerinizle, spora daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Aynı gün Merkür Oğlak Burcu'na geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Çalışma ortamınız, günlük koşturmacalarınız ve sağlık konularıyla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İşiniz ve çalışma arkadaşlarınıza daha mantıklı ve uzun vadeli çalışmalar yapabilirsiniz. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocağı kadar devam edecek. Çalışma ortamınızda ve çalışma arkadaşlarınızda zaman zaman krizleri ortaya çıkarabilir, daha hırs ve rekabetin artacağı bir dönem olacak. Beraberinde işinize değişimler veya parayla ilgili değişim ve güç mücadeleleri oluşabilir. Yoğun bir gündem sizi bekliyor. Bu dönem sağlığınızı ihmal etmeyin, tansiyon ve fazla şeker tüketmemeye çalışın. Pazar günü gerçekleşecek bir de ikizler dolunayımız var. Önümüzdeki 15 gün hayalleriniz ve projelerinize ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Bunlarla ilgili tamamlamalar söz konusu olacak. Arkadaş ve sosyal çevrenizde yoğun bir iletişim oluşabilir ama iletişime dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar da çoğalabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, Pazartesi günü Mars Yay Burcu'na geçiyor. 24 Ocağı kadar burada kalacak. Ev ve aile ortamınız hareketleniyor. Ailede sağlık sorunları, aile üyeleriyle fikir ayrılıkları, evle ilgili durumlar, taşınma ve yer değişiklikleri gündeminize gelebilir. Aynı gün Merkür Oğlak Burcu'na geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Kendinizi ifade etmek, düşüncelerinizi netleştirmek, İlişkiniz ve çocuğunuzla ilgili olarak da güzel etki alacaksınız. Düşünceleriniz daha fazla çocuğunuz varsa onunla ilgili bir konuyu çözümlemekle veya ilişkinize yoğunlaşabilir. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak. 29 Ocağı kadar devam edecek. İlişkilerinize daha tutkulu ve hırslı davranabilirsiniz. Geçmiş ilişkileriniz, ilişkilerinize neyi isteyip neyi istemediğinizle ilgili netleşeceğiniz bir süreç. Belki geçmişten bir sevgili de kapınızı çalabilir. Hayatta nelerden mutlu olup olmadığınız, tatminsizlikleriniz, ilişki ve paraya bakış açılarınızın değişeceği önemli bir süreç sizi bekliyor sevgili Başaklar. Pazar sabahı İkizler Burcu'na bir dolunayımız var. Kariyerinizle ve hedeflerinizle ilgili uzun zamandır uğraş verdiğiniz konularla ilgili tamamlamalar ve düşüncelerinizde netleşmeler başlayacak. Yakın çevrenizde zaman zaman iletişim sıkıntıları oluşabilir. Bunların farkında olursanız daha sakin bir şekilde çözüm odaklı davranabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, Pazartesi günü Mars Yay Burcu'na geçiyor ve 24 Ocağı kadar burada kalacak. İletişim, yakın çevre, resmi işler, ticari yatırımlar konusunda yoğunlaşacaksınız. Zaman zaman yakın çevrenize iletişim sıkıntıları oluşabilir, gergin davranabilirsiniz. Kısa seyahatlere çıkacaksınız. Aracınız arızalanabilir veya elektronik aletlerde bu dönem bozulmalar yaşayabilirsiniz. Aynı gün Merkür Oğlak Burcu'na geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Ev, aile ve yuva konuları ön plana çıkıyor. Anneniz, babanız, ailenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Çünkü düşünceleriniz bu alana yoğunlaşacak. Daha mantıklı düşünüp uzun vadeli kararlar almak isteyeceksiniz. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocağı kadar bu devam edecek.
Bu süre zarfında ev ve aile içerisinde yaşanacak parayla ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir. Bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. İlişki ve para konularında geçmişe dair tamamlamalar ve dönüşümler 29 Ocağı kadar sizi beklemektedir. Bir de pazar sabahı İkizler Burcu'na bir dolunayımız var. Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler, hukuki konular, sosyal medya konularına tamamlanmaları ve netleşmeleri beraberinde getirecek. Yine yakın çevrenize, iletişiminizde yanlış anlaşılmalara dikkat edin lütfen. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, Pazartesi günü Mars Yay burcuna geçiyor ve 24 Ocağı kadar burada kalacak. Gelirleriniz ve kaynaklarınızı arttırmak için harekete daha fazla geçeceksiniz. Daha cesur ve daha fazla motivasyona sahip olacaksınız. Aynı gün Merkür Oğlak burcuna geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Kendinizi daha rahat ifade etmeye başlayacaksınız. Düşünceleriniz ve aldığınız kararlar daha net olacak. Yazılı sözlü işler, resmi işler için uygun bir zaman dilimi. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocak'a kadar bu devam edecek. Hayattan keyif aldıklarınızın, beğenilerinizin, ilişkilere ve paraya bakış açınızı sorgulayacağınız ve değişimi uğrayacak bir dönem olacak sizin için sevgili akrepler. Yine yakın çevreniz ve kardeşinizle var olan bir sorun tekrarlayabilir ve bu konunun çözümü için uğraşabilirsiniz. Veya sosyal medya üzerinden para kazanmakla ilgili bakış açılarınız değişebilir. Bunlarla ilgili çözüm arayabilirsiniz. Okuduğunuz bir bölümden ayrılmaya karar verebilir, yeni bir bölüme veya eğitime geçmek veya başlamak isteyebilirsiniz. Yine çevrenizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. Bunlar 29 Ocak'a kadar etkileri devam edecek. Pazar sabahı İkizler Burcu'na bir dolunayımız var. Önümüzdeki 15 günlük süreçte ortaklı paralar, ödemeler, borç konularında eşiniz ve ailenizle görüşmeler yapmak durumunda kalabilir ve bu konularla ilgili tamamlamalar yaşayacaksınız. İletişimde bazı zorlanmalar oluşabilir. Çözüm odaklı davranmaya çalışın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, Pazartesi günü Mars Yay burcuna, yani sizin burcunuza geçiyor ve 24 Ocağı kadar burada kalacak. Bu size iyi gelecek. Mars birkaç haftadır 12. evinizdeydi. Sizi zorlamış olabilir. Arkanızdan çevrilen işlerle yüzleşmiş olabilirsiniz. Şimdi ise artık düşünceleriniz ve aldığınız kararlarda harekete geçmeye başlıyorsunuz. Daha cesur ve motivasyonunuz yüksek olacak. Aynı gün Merkür Oğlak burcuna geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Düşünceleriniz para konularına odaklanacak. Daha fazla nasıl para kazanırım, gelirimi nasıl çoğaltabilirim gibi. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocağı kadar bu devam edecek. İlişki ve parayla ilgili konularda bir değişim sürecine gireceksiniz. Özellikle parasal konularda size fazlaca hırs yaptırabilir. Zaman zaman krizlerin içine kendinizi bulabilirsiniz. Ama bütün bunlar aslında hayatta neyi isteyip istemediğinizi konusunda sizi netleştirecek etkiler olacaktır. Pazar sabahı karşı burcunuz İkizler Burcu'nda bir de dolunayımız var. İlişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklıklarınız konusunda açık olan konularda tamamlamalar önümüzdeki 15 günlük süreçte gerçekleşebilir. İmza gerektiren işler sonuçlanabilir. Sadece iletişime dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak Burcu, Pazartesi günü Mars Yay Burcu'na geçiyor ve 24 Ocak'a kadar burada kalacak. Normalden enerjiniz ve motivasyonunuz daha düşük olabilir. Ama endişe etmeyin. Kendinize odaklanın, şarj edin ve sağlığınızı ihmal etmeyin lütfen. Daha fazla çevremde neler olup bitiyor, bir gözlemlemenizi tavsiye ederim. İlginç şeyler önünüze gelebilir. Aynı gün Merkür burcunuza geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Kendinizi daha rahat ifade etmeye başlayacaksınız. Venüs ve Plüton geçen hafta burcunuza kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocak'a kadar bu devam edecek. İlişkilerinizi, hayattaki istek ve beğenilerinizle ilgili yeniden değerlendirme yapacağınız bir dönem olacak sizin için. Zaman zaman ilişkilerle ve parasal konularla ilgili oluşan problemlerle ilgili mücadele vermeniz gerekebilir. Bir de pazar sabahı İkizler Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunayımız var. Önümüzdeki 15 günlük süreçte çalışma ortamınızda ve çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir. Yazılı sözlü işler, resmi işler, evraklarla ilgili tamamlamalar gündeme gelecek. Zaman zaman günlük koşturmacanız içinde iletişimde bazı zorlanmalar oluşabilir.
çalışma arkadaşlarınıza stres kaynaklı yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, Pazartesi günü Mars Yay burcuna geçiyor ve 24 Ocak'a kadar burada kalacak. Arkadaşlarınızla daha fazla görüşebilir ve sosyalleşebilirsiniz. Hayalleriniz ve vizyonlarınızla daha fazla nasıl harekete geçebileceğinizi düşünüp bunun için harekete geçebilirsiniz. Aynı gün Merkür Oğlak burcuna geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Düşüncelerinizle daha fazla baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Yani düşünce ve yaşadıklarınızı daha fazla kendinize saklayabilirsiniz. Aldığınız kararları tekrar bir gözden geçirmek, uzun vadeli planlar yapmak için değerlendirebilirsiniz. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocak'a kadar bu devam edecek. İlişki ve para konularını yeniden gözden geçireceğiniz bir süreç olacak. Geçmiş ilişkilerinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz bu süreçte. Bu dönem gizli saklı ilişkilere daha yatkında olabilirsiniz. Sonradan pişman olacağınız ilişkilere girmeyin. Ev, aile ve düzen konularını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Bir de pazar sabahı İkizler Burcu'na bir dolunayımız var. Önümüzdeki 15 günlük süreçte partneriniz veya çocuğunuzla ilgili çözmeniz gereken bir konuyla ilgilenebilirsiniz. Bu konularla ilgili tamamlamalar yaşayacaksınız. İletişimde zaman zaman yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Lütfen çözüm odaklı hareket edin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, Pazartesi günü Mars Yay burcuna geçiyor ve 24 Ocak'a kadar burada kalacak. Kariyerinizle alakalı motivasyonunuzun artacağı ve harekete geçeceğiniz bir süreç olacak sizin için. Daha kararlı ve girişken olacaksınız ve zaman zaman haklarınızı korumak için karşı tarafla tartışmaya daha açık olacaksınız. Aynı gün Merkür Oğlak burcuna geçecek ve 2 Ocak tarihine kadar burada kalacak. Daha mantıklı olacaksınız, hayalleriniz ve projeleriniz için uzun vadeli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Yine sosyal çevreniz ve ekip arkadaşlarınızdan güzel destekler alacaksınız. Venüs ve Plüton geçen hafta kavuşum yaptı. Bu pazar günü ise Venüs geri hareketine başlayacak ve 29 Ocak'a kadar bu devam edecek. Gelecek projeleriniz, hayalleriniz tekrar bir gözden geçireceksiniz. Bulunduğunuz sosyal çevre ve arkadaşlarınızla zaman zaman bazı krizler ortaya çıkabilir. Parayla ilgili düşünceleriniz ve bakış açılarınız değişime başlayabilir. Bu yönde farklı, geleceğinize dair kendinizi yeni bir yerde konumlandırmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınız veya içinde bulunduğunuz toplulukla ilgili bir takım gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Nihayetinde bütün bunların sonucunda aslında istekleriniz ve beklentilerinizi yeniden şekillendirmeye başlayacaksınız. Bir de pazar sabahı İkizler Burcu'na bir dolunayımız var. Önümüzdeki 15 gün ev, aile ve yuva içinde iletişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Ama bunların sonucunda açık olan konularda tamamlamalar yaşamaya başlayacaksınız. Düşüncelerinizde kararsız olduğunuz konularla ilgili netleşmeye de başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin.